Sevgili izleyenler, yüzde çeşitli bölgelere estetik operasyonlar gerçekleştirebilinir ve daha genç görünebilinir. Peki yüz estetik operasyonları yaparken nelere dikkat etmek lazım? Şimdi Harley Street'e gideceğiz ve Doktor Deniz Kanlıada'yla bu konuyu konuşacağız. Doktor Deniz Kanlıada'yla bugün yüzde gerçekleştirilen estetik operasyonlarını konuşuyoruz. Daha genç görünmenin yollarını Doktor Bey'den dinleyeceğiz. Sevgili izleyiciler, bu haftada sağlık köşemizde Doktor Deniz Kanlıada'dan bilgiler almaya devam ediyoruz. Bu hafta yine Harley Street'te bulunan Florence Nightingale Kliniği'ndeyiz efendim. Öncelikle merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Efendim, sizi böyle hasta muayene ederken yakaladık böyle hızlıca. Her hafta bize bilgiler veriyorsunuz ve bu bilgiler sayesinde Londra Mahallesi izleyicileri ve bizler de bilgileniyoruz efendim. Bu hafta bize ne tür bilgiler vereceksiniz sağlık üzerine? Evet, teşekkür ederim. Aslında programlardan sonra bayağı ilgi görüyor kliniğimiz. Şöyle söyleyelim, bu geçen haftaki programlardan sonra iki tane hastamızın geniz eti ve bademcik ameliyatlarını gerçekleştirdik. Hatta bir tanesinin kepçe kulağı olduğu için onu da düzeltmemizi istediler. Onu da başarıyla düzelttikten sonra dün birlikte döndük ve gayet sorunsuz bir şekilde sorunlarını hallettik. Bu da bizi mutlu etti tabii ki. Bugün yüz estetiğiyle ilgili bir takım sıkça sorulan sorulardan bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle, bize başvuran hastalar yaşla ilgili, hani ben mesela yüz germe yapmak isteyen hastalar yaşlarının uygun olmadığını ya da olduğunu düşünerek bize başvuruyorlar. Veya işte 30 yaşındaki bir bayan, ben yüz germe yapabilir miyim, yaptırabilir miyim diye bize gelip danışabiliyor. Şöyle söyleyelim, yüz germe ameliyatları için aslında belli bir yaş aralığı yok. Ama biz cerrah olarak yüz germeyi yaparken yaptığımız hastanın gerçekten belirgin bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorsak o ameliyatı yapıyoruz. Şöyle bir örnek verecek olursak, 40 yaşında bir hasta bize geldiği zaman yüz kaslarının tonusu, yani gerginliği, yer çekiminin hala yenik düşmediyse, sadece kırışıklık düzeyinde ise ve sarkma yoksa boyunda ya da yanak bölgesinde, biz daha az invazif, yani ameliyatsız seçenekleri hastaya sunuyoruz ki bunların yanında botoks ve dolgu uygulamaları yer alıyor. Ama her 40 yaşında hasta da aynı cilt yapısına ve kas yapısına sahip olmuyor. Genellikle yüz germe ameliyatları 40-45 yaşında gerçekleştiriliyor ve 65-70 yaşına kadar yapılabiliyor, eğer sağlık durumları herhangi bir problem oluşturmuyorsa. Ama 30 yaşında bir hastaya biz eğer yüz germe yaparsak, zaten o aradaki farkı, yani iyileştirdiğimiz fark, 40 yaşında ya da 50 yaşındaki hasta kadar iyi olmadığı için biz bunu önermiyoruz. Dolayısıyla 40-45 yaşından önce hastada kırışıklıklar varsa buna hemen yüz germe ya da mini facelift adı altında yapılan işlemleri önermiyoruz. Aslında ilk etapta botoks ve dolgu uygulamalarıyla bir kademe denemekte fayda var. Doktor Deniz Bey aynı anda %1'den fazla operasyon yapılabileceğini söylüyor. Peki Deniz Bey, genellikle insanların aklına şöyle bir soru kalıyor. Burun ameliyatı yapılırken aynı zamanda yüz estetiği de yapılabiliyor mu? Yani ikisi aynı eşit zamanlarda yapılması söz konusu mu? Tabii ki burun ameliyatıyla diğer facelift ameliyatları aynı anda yapılabiliyor. Ama bazı hastalar bize hem burun ameliyatı, hem yüz germe, hem göğüs kaldırma ya da küçültme, hem liposuction, yani 4-5 tane ameliyatı bir araya getirmeye çalışıyor ki bu aslında cerrahi olarak mümkün ama bizim çok tercih etmediğimiz bir şey. Hani kan dolaşımını dağıtma açısından bakacak olursak aynı bölgede ki ameliyatları kolaylıkla yapabiliyoruz. Ama burun ameliyatı ve yüz germeyi yaptıktan sonra dönüp göğüsü, sonra karını yaptığınız zaman hastanın hem sonraki iyileşme dönemi çok uzuyor, hem de daha fazla ağrı hissetmeye başlıyor. Dolayısıyla çok fazla tercih etmiyoruz. Estetik operasyonlarda dikkat edilmesi gereken noktalarsa şunlar. Peki efendim, bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Biraz bilgi verir misiniz bu konuda? Şimdi estetik ameliyatlarda en önemli şey hastanın doktora olan güveni ve doktorun da hastaya olan inancı. Yani
her hasta ameliyat edilebilecek hasta olmuyor bizim için maalesef. Gerçekten o frekansı yakalayabilmek gerekiyor. Hastanın en sık, yani kendini en sık rahatsız eden, en çok rahatsız eden sorunun ne olduğunu esasen belirlemekte fayda var. Çünkü birçok problemi size bir anda sunabiliyor. Bunun hepsini bir anda çözmenizi isteyebiliyor. Ancak hastayı en çok rahatsız eden ve en çok fayda sağlayacağınızı düşündüğünüz ameliyatı ona ilk başta yapmanızı anlatmanız gerekiyor. Yapmanız gerektiğini anlatmanız gerekiyor. Peki Deniz Bey, Londra Mahallesi izleyicileri size nasıl ulaşabilirler? Aslında o da önemli bir nokta. Çünkü yerimizi tahmin edemiyorlar, bulamıyorlar çoğu zaman. Onun için hemen söyleyelim. Oxford Circus Station'ın hemen yanında Harley Street. Onun 42 numarasındayız. Ayrıca 7 gün 24 saat irtibat numaralarımızdan bize ulaşabilirler. Web sayfamızda groupflorence.co.uk'den bize ulaşabilirler. Hastalarımızı zaten ücretsiz olduğunu söyledik, muayenelerini bekliyoruz. Doktor Deniz Kanlıada ile sağlık üzerine konuşmaya devam edeceğiz.